Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Değerli izleyenler, haftanın ilk işlem gününde birlikteyiz. Yarım saat boyunca hem uluslararası gelişmeleri inceleyeceğiz hem de veri gündemine ayrı bir parantezimiz olacak bugün. Özellikle ekonomik tarafı irdeleyeceğiz. İlk olarak haber turumuzla başlayalım. Rusya-Ukrayna savaşında açıklamalar gelmeye devam ediyor taraflardan. Özellikle ekonomi tarafında Rusya Merkez Bankası'ndan bu sefer yaptırımların etkilerinin ağır olacağını onaylar nitelikte bir açıklama geldi. Navalny'den ve Başkan Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın uluslararası rezervlerinin yarısına erişebildiğini söyledi. Söz konusu rezervlerin altın, yuan ve yaptırım riski bulunmayan başka varlıklardan oluştuğuna işaret eden Navalny, ancak bu rezervler içerideki döviz piyasasını yönetmeyi mümkün kılmıyor ifadesini kullandı. Navalny, yaptırımların Rus ekonomisinde yeni bir süreç başlattığını vurgulayarak, ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Öncelikle finans sektörümüzü etkileyen yaptırımlar, şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak şeklinde konuştu. Rus ekonomisindeki temel sorunun finansal sektöre yönelik yaptırımlar olmadığını kaydeden Navalny, ana sorunun ithalat, dış ticaret lojistiği ve Rus ürünlerine gelecekte uygulanabilecek ihracat kısıtlamaları olduğuna da dikkat çekti. Avrupa Birliği cephesinde Komisyon Başkanı von der Leyen konuştu ve acil bir silah yardımının altını çizdi kendisi Ukrayna'ya yönelik ve Komisyon Başkanı imkanı olan AB üyesi ülkelerin Ukrayna'ya hızlı silah sağlaması çağrısında bulundu. Von der Leyen, Bild gazetesine verdiği röportajda Ukrayna'ya ağır silahların verilmesinden yana olup olmadığına ilişkin soru üstüne ''Ağır ve hafif silahlar arasında ayrım yapmıyorum, Ukrayna'nın kendini savunması için ihtiyaç duyduğu ve kullanabileceği şeyleri alması gerekiyor.'' ifadesini kullandı. Savaşın bir an önce son bulması için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Leyen, aynı zamanda en kötü durumda savaşın aylarca hatta yıllarca sürebileceği gerçeğine de kendimizi hazırlamalıyız görüşünde paylaştı. Geçtiğimiz günlerde de İran dışişlerinden gelen açıklamaları takip ediyorduk aslında nükleer görüşmelere ilişkin ve yine Amerika'ya yönelik bir açıklama. Görüşmelerde geciktirme politikası izlediğini savunuyor Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade ve Amerika yönetiminin nükleer görüşmelerde geciktirme politikası izlediğini söylerken kendisi bir süre önce kesintiye uğrayan Viyana'daki nükleer görüşmelere ilişkin bir soru üstüne de Viyana atmosferi menfi değil, İran ve 4+1 ülkeleri üstüne düşeni yerine getirdi. Taraflar ABD'nin endişeleri bertaraf edecek uygun bir cevap vermesini bekliyor fakat görünen o ki ABD geciktirme siyaseti gidiyor ifadelerini kaydetti. ABD'nin cevabını sonsuza kadar beklemeyeceklerini dile getiren Hatipzade bu süreçte nükleer faaliyetleri de sürdürdüklerini kaydetti. Çin tarafına dönelim. Kömür üretiminde bir rekor dikkat çekiyor. Yeni bir rekor var Çin'de. Savaşın etkileriyle birlikte o taraftaki faaliyetlerin arttığını görüyoruz. Çin-Ukrayna savaşı ve uluslararası piyasalardaki fiyatların hızla yükselmesi nedeniyle tedarik güvenliği sağlayabilmek adına yerel üreticilere yönelirken Mart ayında kömür ve doğalgaz üretiminde rekor seviyelere yükseltti. İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Mart ayında kömür üretimi %15 artarak 396 milyon tona yükselirken doğalgaz üretimi de %6,3'lük artışla 19,7 milyar metreküp seviyesine ulaştı. Petrol üretimi ise artan vakalar sonrası zayıflayan talep nedeniyle rafineri aktivitesi azalmasına karşın %3,4 artarak 17,71 milyon tona yükselirken bu rakam 2015 Aralık ayından beri en yüksek seviye olarak gerçekleşti. Son olarak Standard & Poor's'un Türkiye notuyla devam edelim. Döviz cinsinden kredi notu teyit edildi. Detayına bakacak olursak Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu B+ olarak teyit etti. Ülkenin yerel para cinsinden kredi notu ise BB- B+'ya düşürüldü. Açıklamada Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise negatif olduğu olarak korunduğu kaydedildi. Artan gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'yi etkileyeceğine işaret edilen açıklamada
açıklamadı. Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonu özellikle TCMB net döviz rezervleri güçlenirken kamu politikasının ve para politikası etkinliğinin sürekli ve artan öngörülebilirliğinin gözlemlenmesi halinde görünümün durağan olarak revize edilebileceği aktarıldı. İzleyenler, uluslararası gündemde öne çıkan maddeleri aktardık. Bir de piyasalara göz atalım. Şu anda fiyatlamalar nasıl şekilleniyor? Bakalım pariteler geldi ekranlarınıza ilk olarak. Dolar İsviçre frangında yatay bir seyir var. 0.94 seviyesi gözüken dolar endeksi ve dolar yende ise yükseliş. Dolar endeksi 160 seviyesinde %0,28'lik artış var. Dolar yen karşısında da yükselişte %0,06 ile ve 126.53 seviyesi de o tarafta gözüken. Öte yandan euro ve pound bu dakikalarda dolar karşısında değer kaybediyor ve euro dolar tarafı 1.08'den ilerliyor. Pound dolarda ise 1.30 seviyeleri kaydediliyor diyelim şu an. Ve Amerika'ya dönelim. Negatif bir tablo var şu anda. Dow Jones tarafı %0,10'luk geri çekilmeyle 34.356 puan seviyesinde ilerliyor. S&P tarafına döndüğümüzde 4.377'yi görüyoruz. %0,26'lık yine bir düşüş hareketi var. Teknoloji tarafındaysa gelen son veride 13.855 puan gözüken ve %0,27'likte bir düşüş o tarafta kaydediliyor. Amerika'dan tahvil faizlerinin de üstünden gidelim. Yukarı yönlü hareketler var. 2 yıllıklar tarafında 2.46'yı görüyoruz. %0,73'lük bir yükseliş gözüken. 10 yıllık tahvil getirilerine döndüğümüzde %1,10'luk bir artış var. 2.86 ile orada da yükseliş sürüyor. 30 yıllık tahvil faizlerine döndüğümüzde son olarak %1,30'luk artışla birlikte seviyenin %2,95'te olduğu gözüküyor. Emtia piyasasına dönelim. Ons altın tarafında 1995 dolar fiyatlamasını görüyoruz. %1,23'lük bir artış var. Petrol grubuna döndüğümüzde 100 doların üstündeki fiyatlamalar göze çarpan Brent petrol tarafı varil başına 112 dolarda %1'in üstünde artışı söz konusu. Ham petrol tarafına döndüğümüzde ise yine varil başına fiyatın 107 dolarda olduğu gözüküyor. %1,20'likte bir artış o tarafta kaydediliyor diyelim. Kripto paraların da üstünden geçelim. Bitcoin tarafında 39.380 dolar fiyatlaması var. %2,13'lük bir düşüş gözüken. Bitcoin TL tarafındaysa 581.542 Türk Lirası fiyatlaması karşımıza çıkıyor ve yine %2,03'lükte bir geri çekilme söz konusu. Bir diğer önemli kripto para Ethereum tarafındaysa 2.940 dolarları görüyoruz ve şu andaki geri çekilme %3,38 seviyesinde. Evet, konumuza gitmeden haberlerimize devam ediyoruz. Fed Başkanı Jeremy Powell'ın IMF tarafından düzenlenecek etkinlikte yapacağı konuşmada Fed'in 3-4 Mayıs toplantısı öncesi vereceği olası sinyaller bekleniyor. For their service and sacrifice. Fed Başkanı Jerome Powell, IMF tarafından düzenlenecek bir etkinlikte yapacağı konuşmada Fed'in 50 bas puan faiz artırım kararı vermesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığı 3-4 Mayıs toplantısı öncesi satır aralarında vereceği olası sinyaller bekleniyor. Söz konusu etkinliğe aralarında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da bulunduğu Merkez Bankası Başkanları katılacak. G20 ülkeleri Merkez Bankası Başkanları 19-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı için Washington'da bulunacak. Fed başkanları son haftalarda ard arda yaptıkları açıklamalarda enflasyonun beklentilerin çok üzerinde bir hızla yükseldiğine ve son 40 yılın zirvesine ulaştığına atıfta bulunarak Fed'in daha agresif şekilde enflasyonla mücadeleye geçmesi beraberinde de 9 trilyon dolarlık bilançosunu daraltmaya başlaması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunuyor. Powell geçen hafta bir konuşmasında 50 bas puanlık artırımın bir veya birkaç kez yapılabileceğini
Mayıs ayını kastederek yapılacak ilk toplantıda da bunun gündeme gelebileceğini ifade etmişti. Bununla birlikte başkanlar genel olarak faizlerin yeterince hızlı ama resesyona yol açacak kadar da sert olmayacak bir tempoda nötr seviye olarak kabul edilen %2.5 seviyelerine kadar yükseltilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Basında yer alan haberlere göre Powell'ın yapacağı konuşmada daha şahin bir tonun hakim olması ve agresif tedbirler alınacağına yönelik mesajlar içermesi bekleniyor. Sıradaki haberimiz Çin'den. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde 4,2 olan büyüme beklentisini aşarak %4,8 oranında bir büyüme kaydetti. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %4,8 büyüme kaydetti. İlk çeyrek performansı önceki çeyreği de geride bıraktı. Geçen yılın son çeyreğinde ülke ekonomisi yıllık %4 büyüme kaydetmişti. Çeyreklik bazda bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde büyümenin zayıf kaldığı görüldü. Buna göre ülke ekonomisi bir önceki çeyreğe göre %1,3 büyüdü. Büyüme dışında açıklanan Mart verileri tüketim tarafında ivme kaybını işaret ederken üretimin büyüme performansının sürdüğünü gösterdi. Ülkede perakende satışlar Mart ayında salgın önlemlerinin de etkisiyle %3,5 geriledi. Böylelikle 2020 Haziran'dan bu yana ilk daralma kaydedildi. Sanayi üretimi ise %5 yükselerek beklentileri aştı. Bu veriye ilişkin beklenti %4 olarak belirlenmişti. İlk çeyrekte yatırım büyümesi de beklentilerin üzerinde geldi. Buna göre ülkede yatırım büyümesi ilk çeyrekte %9,3 oldu. Ekonomistlerin beklentisi yatırım büyümesinin %8,4 olacağı yönündeydi. İşsizlik anketi tarafında ise ekonomik açıdan sinyal veren bir tablo ortaya çıktı. Ülkede Mart ayında işsizlik %5,8 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İlk 3 ayda katma değerli sanayi üretimi %6,5, perakende satışlar %3,3 ve sabit sermaye yatırımları %9,3 artış gösterdi. Çin'de ilk çeyrekte büyüme beklentileri aşsa da önümüzdeki döneme ilişkin sinyaller küresel piyasalarda risk iştahını baskıladı. Piyasalarda enflasyona yönelik endişeler de etkisini sürdürüyor. Evet, şimdi konuğumuzla devam ediyoruz. Yatırım danışmanı Gelik Yatırım'dan Eda Karadağ bizlerle. Eda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Uluslararası piyasalara da bir bakalım isterim. Fakat ilk olarak Türkiye'den başlayalım isterseniz. BIST 100 tarafında rekor seviyeler takip ediliyor. Öte yandan politika faizinin sabit tutulduğunu yine takip ettik. S&P tarafında döviz cinsinden kredi notu teyit edildi. Fakat yerel para cinsinden kredi notunun ise puanı düşürüldü. Şu anki faaliyetleri nasıl çerçevelemek lazım Türkiye özelinde? Evet, Borsa İstanbul'da son dönemde rekor seviyeleri konuşmaya devam ediyoruz. Ve yatırımcılar haliyle biraz tedirgin de oluyor. Yani bu yükseliş devam edecek mi, etmeyecek mi diye bir kaygı da oluşmuyor değil. Ama şu anki konjonktüre baktığımız zaman Borsa İstanbul'daki yükselişin en azından bir süre daha devam edeceği yönünde. Tabii ki burada en büyük etken enflasyon olduğu, yükselen enflasyon karşısında yatırımcılar kendisini koruma amaçlı olarak hisse senedi piyasasına yöneldiler. Bununla da beraber tabii ki oluşan talep haliyle Borsa İstanbul'u yukarı yönde desteklemiş oldu. Bugün de yine 2500 puanların üzerinde rekor seviyeleri konuşuyoruz. Aynı zamanda bu hafta tabii ki birinci çeyrek bilançolar açıklanacak. Dolayısıyla gelecek kar rakamları da özellikle piyasaların beklentisini karşılaması dahilinde en azından borsadaki İstanbul'un yükselişini destekleyecek nitelikte. Yani biz bu süreçte biraz hisse bazlı ayrışmalar da görüyor olacağız. Özellikle endeksi destekleyen şirketler yine 2500 puanın üzerinde belki Borsa İstanbul'un tutulmasını da sağlayabilir. Çünkü biraz son dönemde hem enflasyon katkısı hem de bir taraftan tabii ki kar tahminlerinin de etkisini görmeye başladık. Özellikle bankalar çok fazla ön plana çıktı. Bankacılık endeksindeki alımlar da endeksi zaten 2400 puanların üzerinde çok hızlı bir şekilde yükselişini de sağladı. O yüzden yine önemli bir dönemdeyiz. Yani tam olarak bu yükselişin sonlandığını söylemek için de erken. Evet, dışarıya göre pozitif ayrışıyoruz. Kurlar tarafında geçtiğimiz yılın sonlarında yani o son çeyrekte gördüğümüz oynaklık da yok. Biraz daha yatay seyirler de var. En azından bu da endeks üzerindeki baskının azaldığını da bize gösteriyor. Zaten birçok şirketin iskontolu olduğunu her defasında vurguladık. Bu da tabii ki bir miktar daha talebi yukarı yönde destekledi. Ama piyasada yine yabancı ilgisizliği devam ediyor. Yani bu nedenle evet belki bir yükseliş devam edecek diyoruz ama biraz yabancının da desteğini alırsak aslında bu yükseliş daha kalıcı bir seyre
gidebilir. O yüzden önümüzdeki dönemde yabancının girişi de aslında daha önemli olacaktır. Yani şu anda tabii ki kısa vadede böyle bir güçlü beklenti yok ne yazık ki. Hala yerliyle yani tamamen biz bize kaldık aslında bu piyasada. Yine de tabii ki bu şekilde bile yine 2500 puanları konuşuyor olmamız, rekor seviyeleri görüyor olmamız ve bunun devam edecek olması aslında hala yorumları da bir nebze de olsa olumlu kılıyor. Teknik göstergelere baktığım zaman zaten pozitif. Kısa vadede düşüşler görülebiliyor, kar satışları görülebiliyor. Bunlar çok fazla böyle panik satışı olarak yorumlanmaması gerekiyor bence. En azından ana resimde 2400 puana kadar satışlar karşılandığı sürece zaten Borsa İstanbul'daki bu yükseliş trendinin korunmasını bekliyoruz. Eda Hanım, Rusya ile devam edelim isterseniz. O tarafta yaptırımlara ilişkin açıklamaları var Rusya Merkez Bankası Başkanı'nın ve aslında savaşın başından ve önceki süreçlerden itibaren Putin başta olmak üzere Rus otoritelerinin daha net bir duruşunu takip ediyorduk. Yaptırımların Rusya içindeki durumu Rusya'nın kendini idame ettirebileceği ve net bir şekilde etkilemeyeceğine yönelik. Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine gidiyor diyor şimdi Nobilina, Rus Merkez Bankası Başkanı. Nasıl değerlendiriyor? Ve yaptırımlardan ziyade ana sorunun ithalat ihracat tarafında, dış ticaret lojistiği tarafında yaşanacağının altını çiziyor yine kendisi. Rus ürünlerine gelecekte uygulanabilecek olası ihracat kısıtlamalarının altını çiziyor. Şu anki bu açıklamayla birlikte hem de Batı'dan gelen açıklamalarla Rusya tarafındaki analizleriniz neler olur? Evet, aslında tabii yaşanan bu gerilim sebebiyle Rusya'ya yönelik oldukça sert tavırlar var. Avrupa Birliği'nden olsun, Amerika'dan olsun yaptırımlar açıklandı ve hala yaptırım tehdidiyle aslında Rusya karşı karşıya. Ama buna rağmen Rusya'da misillemelerine devam ediyor. Yani en son o da İngiltere'ye bir yaptırım açıkladı. Ve tabii ki en önemli faktör biraz petrol oluyor. Sonuçta hani Rusya'da petrol üreten bir ülke, petrol ihracatçısı olan bir ülke. Dolayısıyla şu anda zaten piyasada oluşan bir arz sıkıntısı var ve Rusya'nın yeteri kadar piyasaya petrol üretemiyor olması da bu sıkıntının daha da artmasına yol açıyor. Dolayısıyla biz petrol fiyatlarında yukarı yönde tepkiler görüyoruz. Şimdi Avrupa Birliği tabii gaz konusunda Rusya'ya biraz daha bağımlı olması sebebiyle daha net bir şekilde Amerika ve İngiltere kadar petrol ambargosu yapamadı. Ama yapabilme ihtimalini konuşuyor piyasa. Hatta Rusya Enerji Bakanı da bu anlamda uyardı. Yani olası yeni bir petrol ambargosu fiyatları daha da yukarı çekebilir, rekor seviyeleri konuşabiliriz diye. Dolayısıyla böyle bir risk var piyasada. İthalat, ihracat tarafında da aynı şekilde. Sonuçta dış ticaret anlamında yani Rusya'nın ticaret yaptığı ülkelerle olan ilişkilerinde bir azalma haliyle Rusya'nın ekonomisinde, makro karnesinde de zayıflığı da beraberinde getirecektir. Zaten Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda agresif bir şekilde faiz konusunda adımını yaptı. Bir süre zaten Rusya borsası kapalıydı, işlemler geçici olarak durdurulmuştu. Yani bu yapılan hamlelerin mutlaka bir dönüşü olacak. Yani kayıplar var, hasarlar ve bunları kısa vadede toparlanması biraz zor gibi gözüküyor. Yani Rusya ekonomisi için oldukça zorlu bir sürecin başladığını ifade edebiliriz. Buradan bir de Çin'e bakacak olursak beklentilerin üstünde büyüme verilerini takip ettik ve o tarafta kömür üretiminde de yeni bir rekor var. Petrol üretiminde de artan vakalara ilişkin yine artışlar takip ediliyor. Çin tarafındaki analizleriniz nasıl olur? Çin'de de bu sabah itibariyle büyüme verileri geldi. Evet, beklentileri aşan bir veriydi ama bir tarafta da Mart ayından beri biz Çin'de vaka sayılarını takip ediyoruz. Ve açıkçası orada yapılan karantinalarla beraber hem işsizlik oranında yine artış dikkat çekiyor, hem tüketim harcamalarında da bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla bu da Çin'e yönelik beklentileri yine terse çevirmeye başladı. Yani bu sebepten Çin'le ilgili şu anda daha olumlu bir durum oluşamıyor. Evet, vaka sayılarında azalma olduğunda, normal hayata döndüğü zaman hani biraz daha piyasa pozitif fiyatlıyor olabilir ama yine de Çin şu anda sıfır vaka politikasını uygulamaya devam ediyor. Ve bundan da daha geri adım atmıyor. Ne zaman ki bu politikadan vazgeçerse hani bu doğrultuda zaten büyümesine daha da hızlı bir yol alabileceğini düşünürüz. Dolayısıyla bunun için biraz daha zamanın olduğunu ben gözlemliyorum. Tabii ki dünyanın iki önemli ekonomisinden biri Çin. Ve hızlı bir şekilde yani salgın orada başladı, sonra hızlı bir şekilde salgını toparladılar. Daha hızlı bize nazaran normalleştiler. Ama hala bir risk var sonuçta orada. Dolayısıyla bu risk devam ettiği müddetçe de istenilen performansı makroekonomik göstergelerinde göremeyebiliriz diye düşünüyorum.
dünyanın en önemli ekonomilerinden biri diye siz de teyit ettiniz. Orada Amerika'ya da bir bakalım isterseniz. Küresel piyasalarda şu anda Şahin tutumunda daha da agresifleşebileceği tartışılıyor Amerika'nın. O tarafa ilişkin öngörüleriniz, analizleriniz neler olur? Şimdi Amerika'da tabii bir tarafta hem Fed'in faiz politikasını takip ediyoruz. Bir diğer tarafta ifade ettiğiniz gibi Biden hükümetinin Rusya'ya yönelik sert tavrı gündemde. Yani Rusya bu savaşı sürdürdüğü müddetçe biz de elimizden gelen tüm yaptırımları uygularız diyor Biden'da. Haliyle yani hem siyasi taraf sıkıntılı hem de tabii ki yükselen bir enflasyon karşısında Fed'in alacağı adımlarda bir o kadar yakından takip ediliyor. Şimdi Amerika tarafında özellikle istihdamda hani en azından salgın dönemindeki kayıpların telafi edildiği, istihdam piyasasında toparlanmanın olduğunu gözlemliyoruz. Fed de zaten bunu toplantılarında da veya konuşmalarında da ifade edebiliyor. Ama karşımızda yükselen bir enflasyon var Amerika'da. Dolayısıyla bunun önüne geçirebilmesi için Fed zaten Mart ayında 25 bas puanlık faiz artışına başladı. Mayıs ayı için 50 bas puanlık faiz artışına piyasaları hazırladı. Ama ondan sonrası için yol haritası daha belirsiz. Geçtiğimiz hafta Amerika'dan son 41 yılın en yüksek enflasyon verisini aldık. Ve sonrasında piyasa tabii ki Fed'in Mayıs ayı toplantısından sonra daha da agresifleşebileceğini, daha da hızlı faiz arttırabileceğini fiyatlamalara başladı. Ama daha netleşen bir durum yok. Bu hafta biraz önemli çünkü hem Fed toplantısı öncesi konuşmaların son haftası. Yani önümüzdeki hafta Fed toplantısı öncesi son hafta olacak. Dolayısıyla çok fazla Fed üyesi konuşmaz. Bu hafta takvimde biraz daha fazla Fed üyelerinin konuşmaları var. Artı Perşembe günü IMF'in panelinde Fed Başkanı Powell'ın bir konuşması bekleniyor. Dolayısıyla toplantı öncesi son konuşmalar olması sebebiyle piyasaya verecekleri mesajlar biraz daha önem arz etmiş durumda. Yani Mayıs ayı için piyasa ikna oldu ama sonrası için daha tam olarak ikna olabilmiş değil. Yani piyasa nasıl bir yol haritası çizeceğini tam olarak kestiremiyor. Bu da tabii ki bir belirsizlik olarak karşımıza çıktığı için zaman zaman risk iştahını baskılayabiliyor. İkinci olarak tabii ki Biden'ın tavrı. Yani Amerika ve Rusya arasındaki bu durum haliyle aslında belki çok güçlü bir satışa neden olmasa bile aslında o da bir risk iştahını baskılayan bir diğer faktör olarak yorumlanıyor. O yüzden yani hem içeride Merkez Bankası'nın politikası hem dışarıda siyasi ilişkiler aslında şu anda ABD borsaları üzerinde çok böyle güçlü alımları beraberinde getiremiyor, engelliyor. Dolayısıyla en son zaten Cuma günü işleme kapalıydı ABD borsaları. Perşembe günkü kapanışa baktığım zaman eksiler vardı. Özellikle de tahvil faizlerindeki yükselişle beraber zaten teknoloji hisselerinde satışlar haliyle genele de yayıldı. An itibariyle vadelilerine bakıyorum yine satıcılı seyir devam ediyor. Yani dolayısıyla bu tablo karşısında ABD endekslerinde de yine volatilitenin devam edebileceğini, birçok risk olması sebebiyle çok güçlü bir rally'nin başlamasının biraz daha zor olabileceğini düşünmekteyim. Yani evet Fed enflasyonu düşürmek için faiz politikasını uygulayacak ama bir taraftan da ekonomide durgunluğa neden olabilir. Bir resesyon ihtimali de konuşuluyor piyasada ki bunun da zaten biz fiyatlara yansıtıldığını görüyoruz. O yüzden bu tablo karşısında çok iyimser değiliz kısa vade içerisinde. Evet Eda Hanım teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli analizleriniz için sağ olun. Teşekkürler. Gedik Yatırım'dan yatırım danışmanı Eda Karadağ bizlerleydi değerli izleyenler. Noktalıyoruz burada küresel bakışı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.